Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanrıyas'a baştan hoş geldiniz. Sanrıyas'ı sıfırlamaya çalıştığımız, %100 bitirmeye çalıştığımız seriye geldiniz. Burada araba var, şey var. Önce küçük küçük bir şey yapalım, muhabbet, sohbet falan filan. Ben şuradaki kamerayı alayım bari. Evet, hemen yürüyor şerefsiz. GTA Remastered, GTA Trilogy Remastered'ın bayağı sağlam şeyleri çıkmış. Belki ben bunu söyleyene kadar trailer'ı falan çıkmış olur ve gerçekten duyurulmuş olur. Kotaku sızıntıları duyurmuş ki genelde Kotaku'da çıkan sızıntılar doğru çıkıyor. Fallout 4 hakkında falan doğru çıkmıştı. Çok şey hakkında hep doğru çıkıyor. O yüzden güzel çıkınca oynarız ama önce konsollara gelecekmiş. Gelecek yıl bilgisayarlar gelecekmiş. Konsollara gelirse oynayabilir miyim ben bilmiyorum. Yani PlayStation 5'e falan gelirse oynayamayız zaten çünkü PlayStation 5'im yok. PlayStation 4'e gelirse bakalım. Kıbrıs'ta bir ne kartı, grafik kartı değil işte capture kartım bir şeyim var. Onu alıp gelirsem belki onunla birlikte onunla çekebilirim eğer onu ayarlayabilirsem PlayStation 4'te. Bakalım, bakacağız. Göreceğiz eğer PlayStation 4'e çıkarsa. O zaman başlayalım. Hadi bakalım hangi görevdi bu ya? Az Zero'nun görevleri var. Az Zero'nun görevlerini bir ara yaparız. Bir şey yapalım. İlk önce şunu yapalım. Oo, Vale görevleri açılacak. Carl, how San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish. Güzel bir şehir be. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know the one trying to get me and old officer Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if it kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cough Hotel in the Financial. Oh, for sure. Van Cough. Rockstar'ın mizahına bayılıyorum ya. Hadi bakalım bir şey yapsak da bir çıksa da remastered şunları şeyde oynasak. Bir güzel güzel grafiklerde oynasak ve atmosferi içimize çeksek bakalım nasıl olacak. Belki bozar o atmosferi. Belki çok gerçekçilik oyunun akışını bozar bilmiyorum. Her türlü bakacağız. Ama ilk önce bunları da şey yapacağız. Şimdi şöyle olacak. GTA Trilogy gelirse büyük ihtimalle bizim kayıt programı video akışı falan da iyice yoğunlaşır. Bazı şeyleri geri plana atarım. Şey yaparım ama herhalde onlar çıkmadan önce de GTA 3'ü de bitirmek istiyorum. Belki GTA 3'ü erkenden başlayabiliriz. GTA 4'ü bitirmeden önce başlayabiliriz. Bilmiyorum. Bakalım. Bakacağız. Ha, bir şeyler düşünürüz ya. Bir şeyler yaparız. Sadece çıkınca 4-1 yanlarına sarılacağım. Ne var lan? Ha, kaçıyor bu. Okey. Bana şey yapıyor sandım. Ohoho! Bana mı sallıyorsun? Nasıl? Gel gel. Gel gel. Ne oluyor abi? Ne kadar kaotik bir şehir. Yönelik diyor. İhtiyacım var diyor. Ve o tarafa doğru yönlendiriyor. Okey. İhtiyacım varsa gidelim o zaman. Burası büyük ihtimalle başka bir şey söylüyor ama. Aha. Bu otel park servisi işletiyor. DA az sonra gelir. Gelsin bakalım. DA dediği District Attorney. Yani bölge savcısı. Park görevlisini arkadaki otoparka kadar izle ve öldür. Etrafta kimsenin olmamasına dikkat et. Aha. Etrafta kimsenin olmaması çok önemli olmayacak. Sadece otoparka kadar takip edip öldüreceğiz. Devam et bakayım hocam. Devam et bakayım. Park görevlisi otoparka girdi. Onu dışarı çıkar ve öldür. Yani inanılmaz ya. Masum birini öldüreceğiz birazdan ya. Adam valilik yapıyor sadece. Öylece yapıyor ve ölecek yani birazdan. Park görevlisi kıyafetini çal. Hemen efendim, hemen efendim. Oh, mis gibi parayı da aldım. Şapka da olsun. Hiç inandırıcı olmadım be. Diğer park görevlileriyle arabayı bekle. İnanılmaz ya şu an. Gerçekten gördüğünüz gibi sınırsız staminamız var. Bitmeyecek bu. Kafamıza göre koşabiliriz. Silahla gitmeyeyim oraya. Bak inandırıcı olmaz. Yani çok inandırıcı. Evet. Hiç inandırıcı değilim ya. Hiç inandırıcı görünmüyorum. Şapka,
Bıyık falan filan. Mavi bir merit kullanıyor. Araç geldiğinde onu kendin tanımalısın. Diğerlerinden önce davran. Tamam. Ama kendim tanımama gerek yok. Siz söylüyorsunuz zaten. Böyle el freni çekerek kullanıyor sanırım arabayı. Ben de ara sıra öyle kullanıyorum. Seçim mesela. Tercih mesela. Sana böyle ne? Omzum şöyle duruyor lan. Ve azıcık şunu şöyle yukarı ha. Sanırım şu klavyeden dolayı yüksek duruyor ama burada da mouse kullanıyor ama. Azıcık öne itsek işe yarar mı acaba? Yaramaz tabii ki yaramaz. Neyse okey bir şekilde şey yaparız. Ah! Bunu mu? Bu sanırım. Yoksa bu değildi ya sanki. Bu değil. İçindeki şey herife baksana. Başkası. Hadi bakalım. Bazen başka birisi erken dönüyor ve benden önce arabayı almaya çalışıyor. Herhalde şurada kırmızıda duran mı? Buraya mı dönecek? Yok, A döndü. Heyecan yaptım boş. Herkes birbirini yürüyor şu an orada. Wow, inanılmaz bir ortam var şu an orada. Oradaki bütün o kalabalık birbirine yürüyor. Konuşuyorlar diyorlar. Neden lan başka bir yere mi gidemiyorlar? Bunu alacağım size. Yeni arabasını aldın. Garaja git ve içine uyuşturucuları yerleştir. Yerleştiririz efendim. Çok da kibarımdır bu konuda. Çok teşekkür ederim değerli dostlarım. Bu arada yine ilginiz için, seri olan ilginiz için gerçekten muazzam. Ayrıca yine önerileriniz için, destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. İnşallah küçük duyuru da hoşunuza gitmiştir. Küçük duyurudan sonra gelecek video bundan önce mi olacak, sonra mı olacak onu çok bilmiyorum ama. Bakacağız, bakalım. İnşallah hoşunuza gitmiştir veya gider veya bir zaman diliminde gidecektir falan bilmiyorum. İyice Rick and Morty'ye falan bağladık. Hadi bakalım. Yerleştirildi. Aracı otoparka götür. Okey. Bunu kırmamam lazım. Arabayı diye görmesin. Görmez herhalde. Neden görsün ki? Neden... Bir kere böyle giderken bam diye şey girmişti bana. Tramvay. İşte hoş bir gün değildi yani. Tramvay yüzünden şöyle çıkalım da arabayı yola çarpmayalım. O mümkün. Böyle bir şey var. Ne yazık ki. Arabayı çarpmamaya çalışarak oğlum seni öldürürüm. Biz geri yollayabilirlerdi yani. Araba hasar görmedi. Allah'tan hasar görmedi. Motor üzerimize çarptı ve inatla ben bu arabaya zarar vereceğim. Ben senin boyanı sökeceğim falan gibisinden devam etti. İyi çok stres yaptım ya. Acayip stres yaptım yani az önce. Bir park görevlisi Diye'nin arabasını almaya geliyor. Dışarı çık ve polisi ara. Hemen efendim. Diye neden hemen... Kısa bir işi mi vardı? Ne işi vardı artık otelde nasıl bir işi varsa kısa olan, sürecek olan. Biraz da fazla kısa sürmüş açıkçası yani o kadar da kısa sürmemeli böyle işler. O yüzden. Hello, this wee tip. I seen something highly suspicious you should come check out. Police, don't move! Get out of the car with your hands in the air! Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up! You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Oha yani şu yapamazmış. Suç yani bu. Arabayla süper sürüyorsunuz. Tebrik ederim memur bey. Adamın arabasını alabiliyor muyum? Alamıyorum ama.
Vale görevleri açıldı. Park görevlerini istersen geri gelerek yapabilirsin. Yapacağım. Dur. Valet uniform gardırobuna bırakıldı. Bak beni ezmeye çalışıyor şerefsiz. Lan gardırobum benim var mı ki burada? Benim gardırobum yok ki burada. Burada gardırop falan yok. Benim gardırobum olması lazım bir noktada. Ha, o yüzden vale görevlerini yapamayacağız sanırım. Neyse, başka bir görev yaparız. Bizim azıcık para kazanmamız gerekiyor. Tip sevileyim bari. Çünkü 56 bin dolarımız var. Daha Zero'nun yerini satın alacağız. Zero'nun yerine 5 bin dolarımı satın... Ya 30 bin doları satın alacağız sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Zero'nun mekanı 30 bin dolara satın alacağız. Ondan sonra para yapmaya başlayacak. Her gün 2 bin dolarcık para yapacak. 2 bin dolarcık. Azıcık bir şey. Çok azıcık. Ama yani... Onu telafi etmemiz için 15 defa gidip gelmemiz gerekiyor. Zero'nun kendi görevlerinden de para kazanıyor muyuz onu bilmiyorum ama. Bir bakalım Zero'nun ne kadar istiyor. 30 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam. Görüyor muyuz? 30. Yani aslında burayı şey yapacağız ama... Ben save'leyip bir iki tane yan görev yapıp ondan sonra ana hikayeye devam etmek istediğim için şu an daha sonrayı bırakalım bunu. Azıcık para kazanalım en azından yani bir 30 bin dolar harcadıysak bir 30 bin dolarımız da olsun. Şimdi bunu burada şey yapalım. Buradan sonra şeye gideceğiz gidip bisiklet süreceğiz. Azıcık daha bisiklet süreceğiz. Bisiklet süreriz çünkü bisiklet. Bisiklet bizim hayatımız. Bisiklet bizim hayatımız. Bisiklet sürdüğümüz yeri bulmaya çalışacağım. Yani dükkan olacak. O dükkanda bisiklet süreceğiz. Tam yerini bulmaya çalışıyorum şu an. Orada bir şey var. Ha. Yani çelik yelek var ama çelik yeleğim var zaten. Burayı anlamadım. Burada hiçbir şey yok. Böyle bomboş. Development opportunity. Burası böyle bir şey koyacaklarmış. Sanki şaka yapmışlar gibi biliyorum. Misty's mi? Burası ne lan? Market mi? Ne bu? Bar mı? Çok iyi görünüyorsun diyor. You look so good diyor. Burası da böyle bir barmış. Güzel. Bara girdik. Barın içinde evsiz de oturuyor. Daha ilginç bir bar. Ben geri çıkıyorum. Neredeydi ya şu yer? Şuradaki şeye gidelim be. Şurada bunu dövüp öğrenelim en azından değil mi? Şeyi öğrenelim. Cobra. Hadi bakayım. Azıcık da kas yapalım. Kendimize gelelim. Hadi bakalım CJ. Asılacaksın şunlara. En ağırlarına girişeceğiz. CJ. Alabilir misin şunu? CJ. Azıcık tanıyoruz CJ. Olmuyor CJ. O da lan. Bunu mu kapatmam gerekiyor acaba? Evet onu kapatmam gerekiyormuş. 50 kilo hadi bakalım. Hadi bakalım CJ. Asıl aslanım. Erittiğin kaslarını yapacağız yine. Seni taşralara sürdüler. Orada kasların eridi. Taşrada nasıl kasın eridi onu da anlamadım ama. Ah oh kas. Artsın. Oh mis gibi artsın. Hadi aslan parçası. Hadi aslan parçası. Orada ne yapıyorlar lan? Ha meditasyon falan yapıyorlar herhalde. Biraz sonra karate öğreneceğiz. Karate. Oh kas artsın. Oh kas hızı artıyor ha. Neden ki acaba? Ya kare hızını kapattığımız için mi oldu bunlar? Hiçbir şeymiş ya o zaman. İşte remastered olursa bundan hiçbirini çekmeyeceğiz. Aha kas yine arttı. Biz arttıkça daha hızlı yapıyoruz. Ne kadar kolaymış lan kare hızını kapatınca.
Sınırlayıcısını açınca daha doğrusu. Oh mis. Daha fazla artacak mı? Artmayacak sanırım. Herhalde bugünkü spor ne yaptın sonra uğra. Tamam, sıkıntı yok. Aynen. Oh, oh, oh. Şu kas yine de şey oldu ha. O zaman şöyle yapalım. Her bölümde bir şeyler yiyelim. Bir yere gidip bir şeyler yiyelim. Siz de lütfen yorumlarda bir belirtin. Nereden ne yiyelim? Clark Kimball'e mi gidelim? Pizza mı yiyelim? Hamburger mi yiyelim? Bakalım. So you wish to become a warrior. Aynen hocam. Hocam bak. Bunlar. Bunlar, buna biz kickbox diyoruz. Biz bunu Grow Street'te öğrendik. Seni dövdüğüme göre beni sana öğretmem lazım ama. İlginç. Hocam bak, ezan okunuyor, seni döverim ha. Şu an ben güç kazandım. Şu an ben güç kazanıyorum. Yerdeyken ez diyor yani. Çifte saldır. Hadi bakalım, o ney? Oho, CJ de el kaldırıyor. Ne yapıyorsun hacı? Biz bunları biliyoruz zaten. Gel, döveceğim seni. Evet. Al bakayım, al. Aha. Eziyorum. O da beni tekmeliyor. Şerefsize bak. Bak, yerdeyken eziyoruz. Ustasına hakaret ediyor şerefsiz. Neyse, öğrendik. Tamamdır hocam, teşekkürler, iyi günler. Kutumuzdan da dövelim mi bir iki kişiyi? Şunu ben kapattım değil mi? Vallahi evet. Döveyim lan sizi ha? Çeteye bak ya, uçan tekme atıyorum, kaçıyorlar. Ya bu adam dövüşüyor ya! Bu adam şiddet yanlısı ya! Biz de çeteyiz ya. Ama bu adam şiddet kullanıyor, dövüyor ya. Böyle olacağını bilmiyorduk biz. Böyle olacağını sanmıyorduk yani. Orada var mıdır acaba bir şey? Dur bakalım, bir şey arıyorum şu an. Aa! Okey. Süspansiyon varmış burada. Hah, bura mı? Burası mı? Everything... Must go mu? Buralarda bir yerdedir ama büyük ihtimal istediğimiz şey. Ezdim, ezdim. Öyle böyle ezmedim ama direkt ezdim böyle. Şey yapa yapa ezdim. 5000 dolarsa alacağım ya şu evi. Alayım mı? 5000 dolarsa falan alayım mı? Burada ev yok ki. Sol tarafta mı var? Ben bu evi hiç almamış olabilirim ha. Kaç, ne kadar bu? 40.000 dolar. Almam. Almam yani. Hah, şu. Burası. Hippie Shopper. Aynen, buranın bisikletini al. Ben bunu aldıysam şu an. Ben bunu bana verdilerse. Shopper'ın bisikleti nerede abi? Buranın bir bisikleti olması lazım. Daha sonra mı açılıyor acaba? Allah Allah. Buranın bir şey yok mu ya? Shopper. Burada burayı şey yapmıyor muyuz? Ne yapıyoruz ya burada? Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Belki, bilmiyorum. Bisiklet görürsek binelim yani en azından. Motor mu? Motor, motoru alırım. Bisiklet almadık, bari motoru alalım. Yani en azından karate öğrendik. Hiçbir şey yapmadık demeyeceğiz. Ama azıcık bir tane ipi şoför var. Senin bisikletin, senin motorun mu var? Ben motorla mı şey yapacağım? Hadi motorla yapıyor olayım. Hadi motorla yapıyor olayım. O harika. Harika. Çok iyi. Hemen şu sağ taraftan halledelim mesela. Şunu alayım, şunu alayım. Dönüp şunu alayım. Geri döneyim. Evet, tükürüm. İlk önce sağ taraftaki alırım. Sonra sol taraftaki alırım. Sonra uzağa giderim. Paketi açmak için. Hocam. Attım ama ya. İnsanlar paket atarak da öldürebiliyoruz değil mi? Bir başka noktaya git ve paketi bırak. Oğlum çok iyi ya, motorla yapıyoruz bunları, çok iyi. Şuna gitti şu an, çok keyifli olacak bu.
güzel teslim edildi. Bir başka noktaya git. Tamam. Yaparız. Paketlerimizin de sınırı var. Bak o da önemli yani. Onları da şey yapalım. İyice. Neden her yerde şey baston var ya? Nasıl bir yer burası? Aa, burası neymiş be? Çok güzel bir yermiş. İnşallah motoru şey yapmayız, harcamayız bu görevde. 56 bin dolarımız var. 56 bin doları akılda tutalım bir. Tüm paketler teslim edildi. Ama sayıç devam ediyor. Anladım. Güzel, devam. İyi iş çıkardın, şimdi ücretini verdim. Oh, 1267, güzel. Kalan süreye göre de veriyorlar, okey. Oo, oraya gitmeyelim. Şunu yapalım, şunu yapalım, şunu yapalım. Geri dönüp şunu yapıp dönelim. Süre bitmeden tüm paketleri gerekli yerlere ulaştır. Hemen hocam, hemen. 5 dakika vermişler zaten bize ama zaten süre ekliyorlar her teslimat için. O yüzden dikkatli ve hızlı bir şekilde gidersek güzel para da alırız, güzel şey de alırız. Ben bunu devlet binasına mı yapıyoruz bunu şu an? Bir başka noktaya git ve paketi bırak hemen efendim. Uf. Lan yanlış iş yaptık, yanlış iş yaptık. Yanlış yoldan döndüm. Motorla da bunu yapmak güzel olacak. Bayağı hoş olacak yani. Keyifli olacak. Çok iyi. Başka bir noktaya git ve paketi bırak. Anladım. 4 dakikamız daha var. Güzel, güzel, güzel. İyiyiz. İyi gidiyoruz şu an. Yaparız bunu. Şimdi azıcık ilginç bir yere gideceğiz sanırım. Şimdi biraz böyle gidecekse bu şehirde bir şeyler yapmak azıcık zor olabilir. Olabilir çünkü... Buradan sesler mi geliyor ya? Dur, fazla mı harcadık acaba? Ben bunu polis istasyonuna mı getiriyorum şu an? Buyur hocam, güle güle kullan. Başka bir noktaya git ve paketi bırak. Bırakırız. Meclis binasına mı gideceğiz artık? Yapacaksak. Lan ne yapıyorsunuz ya? Nasıl bir şehir burası ya? Los Santos'tan kaçtık, geldiğimiz şehre bak. Siz ne yapıyorsunuz hocam? Herkes delirmiş ya. Bir dakikam var yetişmek için ha. Ama geldik zaten buraya. Buraya gelince acaba ek süre alacak mıyız yoksa şey mi olacak sadece? Paketler teslim edildi. Paranı almak için noktaya gittik. Gidelim. Dağıtım noktasına geri dönüyoruz. Hadi bakalım. Böyle geçebiliriz. Sahanın stadın içinden ne olacak? Buradan geçsek hatta. Çok yerinde. İnşallah bunu tamir edebiliyoruzdur. Uf, 3000 dolar müthiş. Ücretini verdim. Güzel. 2838 dolar aldık. 3-4 dakika için falan. Süre bitmeden belki de gerekli yerlere ulaştır. Hemen dur, bir şey çizelim. Tamam. İyice güneyde bir yer yok. Bunların hepsi kuzeyde. O güzel. Şöyle 1-2-3 deriz. 4. İşte ip geri döneriz aynen. Sol taraftan bir devam ederiz önce. Teslim edildi. Başka bir noktaya git ve paketi bırak hemen efendim. Hemen yapıyoruz. Bütün paketler bizden sorulacak. Paketleyeceğiz. Bütün bu işi paketleyeceğiz biz. 10 dakika.
10 dakika değil, 5 dakika. 5 dakikanın altına getirmezsek siz ödemiyorsunuz. Paketi alıyorsunuz sadece. Beni de kovuyorlar zaten. Güzel, 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 güzel. Şimdi kaç level var onu da bilmiyorum ha yani. Polis peşimizde takılsa hayli kötü olur bizim için. Paketi de atıyorum ha. Hani kapılarını falan çalmıyorum. Kesinlikle iyi bir şey de değilim. Motordan inşallah dumanlar çıkmıyordur ya. Dumanlar çıkarsa fena olacağız. Motosiklet tecrübesi arttı. Güzel, 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 güzel. Yapacağımız şeyler var. Aa, enerji challenge var bak daha burada. Yapacağımız onu yapmak için evet bir şeyler şey yapabiliriz. Burada bu şehirde birkaç tane hippie shopper olması da ayrıca ilginç bir detay. Daha önce üzerine belki düşünülebilecek bir şey. Şimdi motorla giderken tabii şey olamıyoruz. Bisikletle giderken daha şeyiz. Azıcık daha yavaşız. Motor biraz daha hızlı olduğu için yerine ulaştırmamız önemli yani paketlerin. Böyle normalde bisikletle geçerken sağ tarafa bakıp atıyordum hemen. Durmuyordum çok. Oho! Bunda durmam gerekiyor. En azından yavaşlamam gerekiyor. Yavaşlamam daha makul olabilir. Durmaktan çok. Lan gidelim yine. Ha düşmesi CJ. İnşallah dumanlar çıkmaz motordan. 5304 nice güzel. Tamam. Şimdi bakalım. 1 2 buradan buraya geliriz. 3 4 ha. O zaman 1 2 3 4 5 falan mı? Dümdüz. Şöyle yaparız. Şuradan geçer, şunu alırız. Oradan buraya geçeriz. Buradan aşağıya inip limandan yukarı çıkarız. Şunu atarız, şunu atarız ve geri döneriz. Dümdüz ileri. Hadi bakalım. Şimdi zorlaşıyor. Bir kuryenin hayatı daha gerçekten zor yani. Ben buradan dönecektim zaten. O yüzden anlamı yoktu. Durdurayım mı, yavaşlayayım mı diye karar vermemin için. Olsun ben yine de belirli kararlar vermiş oldum. Güzel. Lan 6 dakikamız varmış. Okey, bayağı varmış be zamanımız. Öl. Güzel şimdi. Buradan aşağı ineceğiz. Sağa inip. Aa ulan bizim oraya ulaştıracağız. İstasyona ulaştıracağız. Tamam. Güzel. Oo burası da şeymiş. İnşaat alanının fotoğrafını da çekmemiz gerekiyor. Bunu da hatırlayalım. Sonraki defa oradan geçerken aklımızda bulunsun. Polise de çarpmadık, iyi oldu. Yoksa ölüm fermanımızı imzalardık. İşte bak bunu hiç sevmiyorum. Ama bir de yavaş yavaş gidiyor. Okey. 4 paketim kaldı, 3 yerimiz var. Tamam sıkıntı yok, yaparız azıcık. Tökezledik ama. İyiyiz, iyiyiz. Şuradaki saçma yerden de geçersek. Böyle bir yer var. Limana inmiş olduk. Hatta görüyoruz yani oradaki şeyi de. Eğer saçmalamayacağız. Daha 5 dakikamız da var ama işte kaybettiğimiz vakit şeyden gidiyor. Paradan gidiyor. Sıkıntı o yani. Parayı kesmiyorlar da elimizdeki vakit kadar üstüne ekliyorlar.
Öyle bir durumumuz var. Bakalım. Okey. Yani Sanfiyar'dan ayrılmadan önce de bütün fotoğrafları çekmiş oluruz bu arada, onu da söylemiş olayım. Bir önüm var, bir yoldan geçmem gerekecek. Ya tükürüm buradan geçmem, diğer yoldan geçerim, daha hızlı olur. Motordan hala duman çıkmaması beni çok şaşırtıyor çünkü yaparım. Beceremem motoru sağ tutmayı falan diye düşünüyordum. Güzel. Demek ki iyileşme var gerçekten şoförlük yeteneklerinde, çeşitli sürücülük yeteneklerinde. Hocam. Hocam son paket. Şu an bunu beceremeyip şey yapsam inanılmaz komik olurdu. Şu noktada falan. Elimizdeki herhalde ekstra paket sayısı kadar da para alıyoruzdur değil mi? Onun da bir bonus sistemi, bir şey oluyordur. Oo, mis gibi. San Fierro'nun şu yokuşlarına bayılıyorum ya. Ohoho bebeğim. Daha da var ha. Daha da yokuş var. Burası çok şey bir yokuş olması gerek. Aynen. Ben diyorum motom... Duman mı çıkıyor motordan? Yok, egzozmuş o. Yani motor türünün kendi egzozu. Azıcık rahatladım. Endişelenmiştim, azıcık rahatladım. Belki bu motor böyledir abi. Belki motorun egzozundan atış çıkıyordur patlayacağı zaman. Bilmiyorum şu an. Evet, tam egzozdan çıkıyor. Bir yöne doğru çıkıyor çünkü. Böyle havaya doğru çıkmıyor. 2570 kilolar, nice. Paketler için... Aa, okey. Güzel lan, yaptık. Oh mis, bu devre mülk artık 2000 dolar para kazandıracak. Düzenli toplamaya dikkat et. Ederiz. Ne kadar topluyor şu an? Topla bakayım. Toplamıyor. Şu an şimdi. Şurada resim çekilecek bir yer olduğuna eminim. Şuralarda bir yerde. 74 bin dolarımız oldu bu arada. İyi paramız oldu. Şöyle baksak, aynen. Güzel, ben bunu götürürüm ha. Ben bunu şeye götüreceğim. Bu ne? Anıt falan herhalde. Bu anıtta da illaki, ha, mezarlık gibi bir şey. Buranın bir... Fotoğrafi bir özelliği, bir şey yok mu acaba? Vardır. Yok sanırım. Şöyle bir bakalım da. Yanılacaksam yanılayım. Yanıldım. Okey. Çiçekle insan dövme de herhalde Sanrı'ya özgü bir şey olmalı. Bilmiyorum. Var mı diğer oyunlarda? Genel olarak çiçekle insan dövdürmezler. Bu bir gerçek. Ama bu oyunda dövebiliyoruz. Bu oyunda böyle bir şans veriliyor elinize. Ya sen çiçekli insan mı dövmek istiyorsun? Gel döv. Şimdi burada ben şunu çekerim tabii. Çek, o sıkıntı değil, onu çekeriz de. Neden çektik bilmiyorum ha. Bomboş araziyi neden çektik yani bilmiyorum. Burada bir fotoğraf şeyi olduğunu biliyorum. Aynen, tam bu köşede. Motosiklet tecrübesi de arttı mis gibi. Orada gate var. Bunu mu çekecektik? Yanlış mı biliyorum? Şunda yok muydu? Nerede vardı? Türkiye'de vardı. Yoksa az önceki yerini gösteriyor. Herhalde az önceki yeri gösteriyordu yani. Buraları bir yere saklıyordu. Neyse, bakalım. Bu
Bunu yani iyi arabayla gidince mi şey oluyor? Elimde sadece motor var şu an. Selam. Tabi isterim. Keşke gerçek hayatta böyle olsa. Kate artık senin sevgilin oldu. Öylece. Artık hastanelerden ücretsiz yararlanmanı sağlayacak. Onun Paradiso'daki yerini bulabilirsin. Hayat işte ne diyeyim. Öylece Sunrise'da böyle bu olaylar. çok daha düz. Çok daha basit. Ya flört mü flört? Aa yok. Yok öyle bir şey. Neyse okey güzel. Ay. Bu evi şu an satın almamız gerek yok. Abi bir görev daha yapalım bunun üzerine. Ulan burada bir yerde de sanki. Sanki. Ben bunu buraya koyacağım. Ama sonra bir şey yere bakmak istiyorum. Sanki Zero'nun karşısındaki yerde de bir Zero'nun karşısındaki statta da bir fotoğraf çekebiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. Az eksildi ya, Allah kahretmesin. Az önce artırdım ya. Bir şeyler yemem lazım. Evet. Bir şeyler yiyelim, ondan sonra diğer görev yapalım. Buraya illaki bir araba park eder, bir şey yapar. Şimdi. Sen nereye çekecek? Aha. Yedinci fotoğrafı çektin. Toplam 50 tane var. Anladım. 43 tanesi kaldı diyorsun yani. Bu hesabı da benim yapmamı bekliyorsun. Peki ben o hesabı yapamazsam o zaman ne yapacaksın? O zaman ne isteyeyim? En yakın yemekçi nerede ya? Yok. Kula falan. Okey. Görev esnasında yaparız eğer görev böyle bir şeyse. Bakalım. Bir yandan şeyin açılmasını istiyorum. Araba okulunun da açılmasını istiyorum. O da sanırım deconstruction görevinden sonra açılacak. O açıldığı zaman... Kuş. Polis arabasının peşinden mi gidiyor ya? How much can you bench? Yeah, I've been pumping iron. Thank you. Kaç kilo kaldırıyorsun be? Evet, döv ulan. Ben de burada duracağım. Dövebilirsin. Vur. Arabaya vuramıyorsun. Havaya vuruyorsun şu an. Arabaya vur be. Kırmızı ışık yansın ha. Seni böyle bir tarafa doğru ittirelim. Ya. Oo. Lan olaya bak. Oo! Polislere saldırıyorlar. Çok ilginç lan. Neden? Millet polise saldırıyor. Aa öldürüyor. Hayır bu gerçek değil. Merhabalar memur bey. Arabanıza mı dönüyorsunuz acaba? Mantık, arabanızı orada açık ortaya da bıraktınız. Vay, sizin arabaya da saldırmışlar. Sen mi vurdun lan kendi arabana? Okey. Aa öldü, ezerek öldürdü. Yapmayacaktım böyle işte, yanlış yaptım, ben de seni ezdim diyor ve gidiyor şu an. Konak falan herhangi bir şey yok. Öylece. Böyle bir yerdeyiz biz şu an. Hayır Sezar, istemiyorum. İlginç. Yapalım o zaman görevi. Ne diyeyim? Ne yapayım? Deconstruction ha. Hey homies. What up, Carl? What the fuck is going on? Do I look like
the hooker to you? What? Those assholes keep saying shit to me. Who said this to you? The construction workers up that hill. I'ma fuck them up. Nah, hold up. I got this. I need to go teach him a little. Hadi bakalım. Huh? That's right. Yeah. Hadi bakalım. I'm thinking about getting me some new land anyway. Şerefsizlere gösterelim bakalım saygı ne demek. İnşaat firmasındakileri korkut. Hemen efendim. Tüm prefabrikleri yık ve ustabaşını öldür. Aha. Prefabrikleri yıkmak için inşaat malzemelerini kullanabilirsin. Tamam. Sanırım aşığım diyor birisi. Okey. Ne yapmak istiyor musun gerçekten? Aa! Umurumda değil diyor. Bana... Şöyle yap. Neredeler? Aa bu patlamadı, olmadı bu. Gel lan hepiniz peşimi düşün. Oo 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 bebeğim. Öldün sen. İki tane sıkınca bak nasıl da kaçıyorlar. Var mı burada tüp müp bir şey? Yok, bunlar da yok. Bunları düz yıkacağız. Can ben ezeceğim o zaman sizi. Oh mis gibi. Dört tane kaldı. Gelin bakayım. Gelin bakalım size azıcık terbiye öğretelim. Kız kardeşime demek bunları söylersiniz ha. Gel bakalım gel gel. Hadi bakalım. Aa. Aa. Oh. Gelin ulan. Gelin bakalım. Gel 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 gel. Oho. Ah be. Döverim lan sizi. Bununla da yapabiliyormuşuz yani, onu öğrendik ama. Oh, iki tane mi kaldı? Daha var mı? Bunlar her yerden geliyorlar. Oğlum bir inşaat şirketi için bu kadar şey yapmayın. Aile şirketi falan mı acaba? Bu para. Nasıl inşaat lan? Var mı gelin? Yıkalım o zaman şunu da. Ha, okey. What's all that damn clatter? Yok hocam, hiç kimse kalmadı etrafta. Hiçbir şey görmesen, hadi bakalım. Taşınabilir tuvaleti çukura it. Hemen efendim. Büyük bir keyifle sonra üstüne beton dök. Ulan inşaat yetene bak. Mafya çıktı. Elimize ne şey yapsak, ne el atsak mafya çıkıyor. Çete çıkıyor, çete. Herkes çeteci ve çete olmuş. Aile diyorsun, çete çıkıyor. Şirket diyorsun, çete çıkıyor. Arkadaş grubu diyorsun, çete çıkıyor. Hocam bir dakika. Teşekkürler. Ya yani. Ya bir adamın biri kendini bir şey zannetmiş. Ya çünkü
Bunun için de şu an. Çimento kamyonuna bin hemen efendim. Hemen. Bir iş kuracaksanız temelini güzel atacaksınız. Sağlam temelleri olacak işte. Çukurun başına kamyon arkası dönük olarak park et. Oh. Mis. Keşke başkalarda da böyle yapabilsek San Andreas'ta. Oh mis. Mis 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 mis. Hmm. Bu kadar. Hadi bakalım. Şimdi arayacaksın ve diyeceksin ki sen şeysin. Arayayım bakalım. Aha. Aynen. Peki sen iyi sürmüyorsun şimdi. Selam Jethro. Hey Jethro, what up? Well, I was talking to Caesar and don't get me wrong, dude. I mean, you are one out there dude when it comes to driving, man. But Caesar, he told us how many cars you get through, dude. And me and Dwayne were like, whoa. What is your point, Jethro? Ne diyorsun hocam? No point, man. No point. Just that there's an advanced driving school, like just up the road from the garage, man. Uh-huh. Like in Doherty. Driving school? Man, exactly what you trying to say, man? Nothing, man, nothing. It was Dwayne's idea. I think you're, you know, cool and shit. Uh-huh. I better go, CJ. Diyorsun kötü sürüyorsun git biraz öğren diyorlar yani kısacası. İyi o zaman teşekkür ederiz bu yorumlar için onlara. Ve buraya da böyle sevdiyelim Deconstruction diye. Gelecek bölümlere böylece okul görevleri, school görevleri açılmış olur. Ve evet değerli haklarım size yine bu güzel şehrin üretinde çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorumlarınız için, like'larınız için. Önerilerinizi, düşüncelerinizi, sorularınızı aşağıdaki yorumlarda belirtebilirsiniz. Açıklamalarda bir takım ilginizi çeken başlıklar, isimler, konular, linkler bulabilirsiniz. Orada bakmayı unutmayın. Sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlüğe sahip olmanız dileğiyle, hayatta mutlu, huzurlu ve keyifli de kalmanız dileğiyle. Bye bye.